Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda fotosentez ve kemosentez ile ilgili soru çözümü yapacağım. Daha çok fotosentez ile ilgili yapacağız çünkü kemosentezden çok soru gelmiyor. Evet, birinci soruya bakalım. Diyor ki bir sürü olay vermiş, fotosentezde gerçekleşen olayları vermiş. Bunların gerçekleşme sırasını soruyor. Bakıyorum hemen burada ışık enerjisinin soğurulması demiş. İlk önce ışığın soğurulması lazım. O yüzden 5 numara birinci sırada olur. Daha sonra ışık enerjisi soğurulduğunda su fotolize uğrar değil mi? Yani ışıkla parçalanır. 2. Sonra arkadaşlar buradan NADPH ve ATP üretilir. ATP'yi yazmadığı için NADPH alıyorum. NADPH sentezi gerçekleşir. Bakın buraya kadar olan olaylar ışığa bağımlı evre. Işığa bağlı. Bundan sonra geçiyoruz ışıktan bağımsıza. Sonra ne olacak? Karbondioksitin tepkimeye katılması olacak. Karbondioksit tepkimeye katılır ve sonra da PGA'liler sentezlenir. Bu da ışıktan bağımsız evrede olur. Hangi evrenin, hangi olayın ışığa bağımlı, hangi olayın ışıktan bağımsız evrede gerçekleştiğini mutlaka bilin. Gelelim ikinci soruya. Bitkinin belirli bir zaman içinde, işte bunlar ölçülüyormuş. Diyor ki bunlardan hangileri fotosentez hızı hakkında bilgi verir? Fotosentez hızı hakkında bilgi almak için arkadaşlar ya kullandığı karbondioksite bakacaksınız. Ya ürettiği oksijene bakacaksınız. Ya da kuru ağırlığına bakacaksınız. Kuru ağırlık dediğimiz nedir? Kuru ağırlık bitkinin depoladığı maddelerdir. Eğer fotosentez yapıyorsa depo maddesi de artar. Bakıyorum kullandığı karbondioksit. Evet bu belirler. Açığa çıkardığı oksijen bu belirler. Kuru ağırlığındaki artış bu da belirler. Peki terleme ile kaybedilen su miktarı. Terleme fotosentezden bağımsız bir şey. O yüzden bu olmaz. Cevabımız ne olur? 1, 2 ve 3 olur. Geçelim 3. soruya. Kloroplastın yapısını vermiş. Diyor ki ATP üretimi ve karbondioksitin tepkimeye girdiği bölge hangisidir? ATP üretimi nerede gerçekleşiyordu? Tilakoitte. İlk önce biz isterseniz buradaki 1, 2, 3, 4 numaralı yapıların isimlerini yazalım. 1 numara nedir? Dış zar. 2 numara nedir arkadaşlar? İç zar. 3 numara nedir? Bakın tilakoit. Tilakoitler. 4 numara stroma. 5 numarada nedir? DNA'sı. Şimdi diyor ki ATP üretimi nerede gerçekleşiyordu ATP üretimi? Tilakoitte. O zaman ATP üretimi için ne yazacağız? 3. Karbondioksit nerede tepkimeye giriyor? Stromada. O zaman karbondioksit tepkimesi için ne yazacağız? 4 yazacağız. Cevabımız sırasıyla 3 ve 4 olacak. Geçelim 4. soruya. Size verdiğim tablo ile ilgili sormuş. Bakın tabloyu değiştirebilirler ama temel mekanizması aynıdır. Işığa bağlı reaksiyonlara hangi molekül giriyor? Su. O zaman K molekülü su. Su girdiği zaman oksijen açığa çıkıyor. Daha sonra geliyorum. L ve M maddeleri ne olabilir? ATP ve NADPH olabilir değil mi? Bunların yerlerini değiştirebiliriz. Daha sonra ışıktan bağımsız reaksiyonlara hangi molekül giriyor? Karbondioksit. Ne üretiliyor arkadaşlar? Besin üretiliyor veya PGAL diyebiliriz. PGAL üretiliyor. Diyor ki K sudur. Evet bakıyorum K su doğru. L NADPH'tır. Evet bunların yerini değiştirebiliyorduk. Bu da doğru olabilir. M ATP'dir. Evet olabilir. N glikozdur. Bakın N glikozdur demiş. Buraya giren nedir? Karbondioksit. O zaman bu yanlış. P aminoasittir. Besin ürettiğimiz için besinin yerine herhangi bir şey yazabiliriz. Dolayısıyla aminoasit olabilir. Cevabınız ne olacak? D şıkkı olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. 5. sorumuz. Diyor ki fotosentez tepkimeleri aşağıdaki gibidir. Verilen tepkimelere göre. Şimdi tepkimelere bakıyorum. Hidrojen kaynakları ve açığa çıkardıkları gaz farklı arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru soracak kesin. Fotosentezin gerçekleşmesi için kloroplast gereklidir. Bir kere hem bu yanlış hem de ben bu tepkimelere bakarak bunu çıkaramam. Fotosentezin gerçekleşmesi için ne gerekli? Klorofil gereklidir. Kloroplast değil. Bir yanlış. Açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. Evet oksijenin kaynağına bakıyorum. Su. Doğru. Organik besin üretilmesi için ortamda karbon kaynağı bulunmak zorundadır. Evet arkadaşlar karbon kaynağı olmazsa besin üretilemez. 3 de doğru. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 olur. Geçelim 6. sorumuza. Fotosentez tepkimelerine göre hangileri doğrudur demiş. Bakıyorum. Işığa bağımlı evrede üretilen ATP, ışıktan bağımsız evrede karbondioksit özümlemesi için kullanılır. Doğrudur arkadaşlar.
Işıktan bağımsız evrede PGL'den sadece 6 karbonlu şekerler üretilir. Yanlış. Bakın ne üretiliyordu? Amino asit, yağ üretiliyor, vitamin üretiliyor, hormon üretiliyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Işıklı evrede su molekülü fotolize uğrayarak atmosfer için oksijen kaynağı oluşturur. Su molekülü evet fotolizle oksijen oluşturuyor. Bu doğrudur. Işıktan bağımsız evre reaksiyonları sıcaklıktan daha fazla etkilenir. Işıktan bağımsız evrede daha fazla enzim kullanıldığı için daha fazla etkileniyor arkadaşlar sıcaklıktan. Doğrudur. Cevabımız ne olur? 1, 3 ve 4 olur. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki, fotosentez hızının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre hangisi bu grafiğe sebep olmaz demiş. Şimdi bakıyorum. Sıcaklık. Şimdi arkadaşlar bir süre artıp sonra sabit devam ettiği hangileri vardı? Bakın su miktarı vardı değil mi? Burada normalde sıfırdan başlamaması gerekiyor su miktarında ama yine düşünebiliriz. Karbondioksit miktarı vardı. Daha sonra ne yazabiliriz buraya başka? Enzim miktarı yazabiliriz. Enzim yazabiliriz. İşte bu şekilde bunları yazabiliriz. Bakıyorum sıcaklık bu olmaz. pH olmaz. Karbondioksit ve su miktarını yazabiliyorduk. Işık şiddeti olmaz arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Hangileri sebep olmaz dediği için 1, 2 ve 5 olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. 8. soru. Topraktaki nitrifikasyon sürecinde aşağıda verilen tepkime gerçekleşmektedir. Nitrifikasyon kemosentezle gerçekleşen bir olaydır. Bakın ne olmuş? Nitriti burada oksidasyona uğratarak nitrata çevirmiş ve enerji üretmiş. Bu enerjiyi kullanarak da kendi besinini sentezlemiş. Diyor ki canlı ilk reaksiyonda nitrit molekülünü hücresel solunum, bakın hücresel solunum için kullanamaz. Hücresel solunum için organik bir madde gereklidir. Oksidasyon için kullanmıştır. Buradaki olay oksidasyondur. O yüzden bir yanlış. Oksidasyon sürecinin asıl amacı nitrat üretmektir. Asıl amacı nitrat üretmek değil, enerji üretmektir. Bu da yanlış. Besin sentezi sırasında üretilen oksijen oksitleme olayında görev alabilir. Evet, buradaki oksijeni ya solunumda ya da oksitlemede kullanıyorlardı. Bu doğrudur. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur arkadaşlar. Geçelim 9. soruya. Fotosentezde genellikle böyle deneyler soruluyor. O yüzden bu tür deney sorularını iyi çözün. Diyor ki özdeş saksı bitkileriyle hazırlanan KLM fanusları izlendiğinde, incelendiğinde hangileri doğrudur? Kan fanusuna bakıyorum. Bitki var, mantar var, mor ışık var. Bir kere mor ışık bitkinin en iyi şekilde fotosentez yapmasını sağlar. Mantar da bitki için ne üretir? Karbondioksit. Bitki de mantar için besin üretir. Dolayısıyla bu olay sürekli döngü halinde gerçekleşir ve canlılıklarını uzun süre devam ettirirler. Bakın ne diyor? Kan fanusundaki canlılar uzun süre canlılıklarını devam ettirir. Doğru. L'ye bakıyorum. Bakın L'de KOH, potasyum hidroksit nedir? Karbondioksit tutucu. Şimdi tavşan karbondioksit ürettikçe buradaki potasyum hidroksit ne yapacak? Bu karbondioksit tutacak. Bir süre sonra bitki karbondioksit alamadığı için fotosentez yapamayacak ve tavşan ölecek. Sonra da bitki ölecek. Diyor ki L fanusunda tavşan bitkiden daha önce ölür. Doğrudur. Neden tavşan önce ölüyor? Çünkü bitki ürettiği oksijeni ilk önce kendisi kullanıyor. Eğer fazla olursa atmosfere veriyor. Dolayısıyla tavşan bitkiden daha önce ölür. M fanusunda oksijen gazına rastlanmaz. Arkadaşlar yeşil ışık bitkinin fotosentez yapmasını sebep olur. Hani hiç fotosentez yaptırmaz demiyoruz. Fotosentez yaptırır ama az yaptırır. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Oksijen gazına rastlanır. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Geçelim 10. soruya. Diyor ki eşleştirme yapınız fotosentez ve kemosentez için. Işık kullanılan hangisi? Fotosentez. Karbondioksit kullanılan hem fotosentezde kullanılıyor hem kemosentezde. İkisine de yazdım. Sitoplazmada gerçekleşir. Hangisi? Kemosentez arkadaşlar. Bitkilerde kloroplastta gerçekleşir. Hangisi? Fotosentez. Bakın eşleştirmemizi yaptık. Eşleştirme bu şekilde oluyor. Gelelim bir sonraki sorumuza. 11. soru. Burada diyor ki fotosentez hızına iki tane faktör eklemiş. Bu faktörlerin ne olabileceğini soruyor bize. A ve B. Bakın artıp bir süre sonra azalan duran hangisiydi? Sıcaklık. O zaman A molekülü A etmeli ne olacak? Sıcaklık. Diğer şıkları eledim.
Artıp sabit devam eden karbondioksit yoğunluğu mu olur, pH mi olur? Tabii ki pH olmaz. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Böyle şık eleme yöntemiyle de soruları kolaylıkla yapabilirsiniz. Gelelim 12. sorumuza. Fotosentez yapan bir hücre ile kemosentez yapan bir hücrede organellerinden hangileri ortaktır? Kemosentez yapanlar nedir? Kesinlikle prokaryot. Bu yüzden buna göre düşüneceğiz. Prokaryotlarda bulunan organel nedir arkadaşlar? Sadece ribozom. O zaman ortak olan hangisi olacak? Sadece ribozom olacak. Eğer ki kemosentez yapanlar da ökaryot olabilseydi hepsini alabilirdik. Ama prokaryot olduğu için sadece ribozom alabiliyoruz. Gelelim 13. soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen çevresel bir faktördür? Nedir çevresel faktörler? İşte ışık, su, sıcaklık, pH gibi etmenler. Bakıyorum hangisi çevresel? Işık miktarı çevreseldir. Evet, böylece fotosentez ve kemosentez ile ilgili olan sorularımızı bitirmiş olduk. Siz de mutlaka soru çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Sorularınızı çözün. Sonraki videomuzda size oksijenli ve oksijensiz solunumdan bahsedeceğim. Yani hücresel solunumdan bahsedeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.